SCP-002 nesne sınıfı Euclid. SCP-2 60 metreküp büyüklüğünde tümörümsü bir et yığınıdır. İçine bir demir kapı ile giriş sağlanır. Normal bir apartman görünümündedir. Odanın bir duvarında pencere bulunur. Ancak bu pencere dışarıdan görülemez. Odada mobilya döşelidir. Ancak dikkatli bakıldığında bu mobilyalar yontulmuş kemik, örülmüş saç gibi insan dokularından oluşmaktadır. Şimdiye kadar yapılan incelemelerde tüm eşyaların farklı insan DNA'larından oluştuğu tespit edilmiştir. Not: bugüne kadar nesne 7 personelin kaybından sorumludur. Ayrıca nesne saklandığı günden itibaren odaya 2 lamba, 1 halı, 1 televizyon, 1 radyo, 1 puf minder, 3 adet bilinmeyen dilde yazılmış kitap, 4 oyuncak ve 1 saksı bitki eklenmiştir. Yüksek zekalı primatların olduğu çeşitli hayvanların SCP-2 üzerinde etkisi olmadığı görülmüştür. Cesetlerin de bir etkisi olmadığı gözlemlenmiştir. Nesnenin sadece canlı insanları mobilyalara dönüştürebildiği görülmüştür. Keşif: Mulhouse'un raporu 00.023.603. Bu rapor SCP-002'nin keşfinin detaylarını ihtiva eder. Nesne Portekiz'in kuzeyinde yörüngeden düştüğünü gösteren küçük bir meteorit kraterinin içinde bulundu. Kalın bir kaya tabakası ile kaplıydı ve çarpmanın etkisiyle etimsi yapısı dışarı çıkmıştı. Bir çiftçi SCP-2 enkazını keşfetti ve durumu köyün ileri gelenlerine iletti. Nesne, bir seviye 4 ajanın bölgede nesneye bağlı hafif bir radyoaktivitenin keşfetmesiyle SCP statüsü kazandı. General Mulhouse'un liderliğindeki bir ekip hızlıca nesneyi konteyner ile teminat altına aldı ve yakındaki köyden seçilen insanlar ile testlere başlandı. Objeyi gönderen 3 ayrı insan da kayboldu. Ölümcül özelliğinden dolayı General Mulhouse'un dış dünyaya bilgi akışını önlemek için seviye 4A tanık infazı emrini verdi. Yani köyün 1/3'ü için. Ardından SCP tesisi veri silindi ye taşındı. Tesise nakil sırasında 4 SCP güvenlik personeli açıklanamayan şekilde nesnenin içine çekildi ve kayboldu. İnceleme sonrası nesnenin içinde birkaç yeni mobilya oluştuğu ve bir apartman dairesine benzemeye başladığı görüldü. General Mulhouse'un kalan güvenlik personelleri için derhal SCP-3 tehlikeli madde giysisi getirilmesini emretti ve konteyner SCP tesisine taşınmak üzere yük gemisine yüklendi. Veri silindi. General Mulhouse'un infazından sonra SCP-2 tekrar güvenlik altına alındı ve deki özel saklama alanına getirildi. Mulhouse'un olayından sonra 2 adet seviye 4 personel izni olmadan seviye 3-6 personelin SCP-2 saklama konteynerına girişi yasaklanmıştır. Özel saklama prosedürleri: SCP-2 şarj modunda kalması için her an güvenilir bir güç kaynağına bağlı durumda olmalıdır. Elektrik kesintisi durumunda tesis ve obje arasındaki bariyer kapatılmalı ve bölge acilen tahliye edilmelidir. Güç yeniden sağlandığı zaman bölge SCP-2 tekrar şarj moduna girene kadar X-ray ve ultraviyole ışınlar ile sterilize edilmelidir. Saklama bölgesi her zaman negatif basınç altında tutulmalıdır. SCP-2'ye 20 metre uzaklıkta en az 2 personellik bir takım bulunmalıdır. Obje görüntüyü bozabileceğinden personeller birbirleriyle her daim fiziksel temasta bulunmalıdır. Seviye 3 altındaki personelin teması 2 adet seviye 4 personelin yazılı izniyle mümkündür. İzin verilen personel en az 5 adet seviye 3 güvenlik personeli eşliğinde giriş yapabilir ve güvenlik personelinin tüm yetkileri askıya alınır. Temastan sonra personeller 5 kilometre uzağa taşınır ve 72 saat karantina altına alınır. Psikolojik denetimden geçirildikten sonra yetkileri geri verilebilir. Evet arkadaşlar, açıkçası birinin bu SCP'yi çevirmesini bekliyordum. En korkunç SCP'ler listesinde ve en ilginç SCP'ler listesinde yer alan, bize SCP'yi sevdiren ilginç örneklerden bir tanesi. Büyük ihtimalle İngilizcesi biliyorsunuz living room iki anlama gelebiliyor. Yani içinde yaşama odası ve canlı oda. Bu kelime oyununu kullanarak böyle bir fikir gelmiş büyük ihtimalle birinin aklına.
ve gayet de güzel olmuş. Genelde şöyle oluyor. Bu SCP de onlardan bir tanesi. SCP'nin ya da cismin tam olarak ne olduğunu söylemiyor. Sadece ipuçları veriyor. Aradaki boşlukları siz dolduruyorsunuz. Benim fikrim de büyük ihtimalle uzaydan gelen bir organizma. Dünyaya geldikten sonra da oradaki insanların yaşayış tarzı olduğu için oturma odalarını örnek almaya başlamış. Böyle ilginç bir konsept. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.